Peki son açıklanan iki aday yarışı nasıl etkiler? Şimdi yani aslında ayrı ayrı konuşmak lazım. Hem DEM Parti hem Yeniden Refah. Ayrı ayrı konuşacağız. Önümüzdeki 3 saat. Evet, ama şunu söylemek gerekir ki bence yani beklenti iktidarın karşısında muhalefetin kendi taban ittifakıyla bu işi çözeceğine yönelik bir beklentiydi. Fakat son gelişmeler gösteriyor ki taban da kendi içerisinde farklı bir biçimde politize oluyor ve konumlanıyor. Dolayısıyla biz daha önceki 2019'dan farklı bir siyasi süreç göreceğiz. Daha parçalı bir şey göreceğiz. Evet, ama aynı zamanda da taleplerin ve bundan sonra yani 1 Nisan sabahından itibaren olacak siyasete dair yeni hamlelerin yapıldığı bir yer göreceğiz. Yani ben hep şey diyordum, 14-28 Mayıs'tan sonra aslında mevcut siyasal partilerin karşısında büyük bir kriz ve risk ortamı var. Onlar bu kriz ve risk ortamını 31 Mart seçimlerine kadar ertelediler. Buzdolabına koydular. Gelinen nokta o ki bu buzdolabından 1 Nisan sabahından önce çıktı kriz. Ve bu krizin yol açtığı değişim de sadece yerel seçimlerin sonuçlarıyla ilgili olmayacak. Büyük ölçüde 2028'e giden Türkiye'nin siyasi haritasını belirleyecek. Evet, 2028'e giden Türkiye'nin siyasi haritası. Buradan evet, devam edelim. Çünkü yani bir Türkiye genelinde yerel seçim var, bir de İstanbul. Sanki böyle evet, İstanbul büyüktür Türkiye gibi oldu bu seçimde. Çünkü bütün hesaplaşmaların 2028'e dönük konumlanma çabalarının hepsinin provasının İstanbul'da yapıldığını görüyoruz gibi. Evet, ben tabii DEM Parti konusunu ayrıca konuşacağız. Evet, orası evet, biraz uzun mesele konuşmamız tabii, gereken. Uzun ama uzun Yeniden Refah ve bu bütün adaylaşmaları değerlendirmek gerekirse yani ben şu görüşe katılıyorum. Yani bu 14 Mayıs seçimleri bütün partilere şunu gösterdi. En büyük birleşmeler yaşandı, en büyük ittifaklar yaşandı. Yan yana gelmeyecek dengeler, güçler, partiler hepsi bir araya geldiler filan. Fakat bu partileri biraz silikleştirdi, biraz siyasetsizleştirdi. Ve partilerin kendi tabanlarıyla olan ilişkileri sorgulamaya başladı bu süreçlerde. Çünkü siz parti seçmeninize şuraya oy vereceğiniz dediğiniz zaman o seçmen artık oranın seçmeni de oluyor bir taraftan yani. Çünkü evet, seçmen dediğiniz şey bir şeye kayıtlı bir şey değil ki. Yani kim oy veriyorsa onun seçmenidir. Bitti, bu kadar yani. Biz şimdi 2018 seçimlerinde hangi parti ne kadar oy almış, kimin seçmeni ne kadar derken oya bakarak söylüyoruz bunu. Dolayısıyla siz partiler seçmenlerini de kaybettiklerini gördüler bu süreçte. Ve bana göre bütün o ittifaklar artık bu ittifak evet denendi. Büyük ittifaklar kuruldu. Bu denendi. Sonuç alınamadı. Dolayısıyla herkes artık bundan sonra kendi siyasetiyle, kendi varlığıyla bu mücadelede yer alacak. Yani mücadeleyi bırakma falan olarak değerlendirmedi kimse zaten. Mücadeleyi herkes kendi kapısının önünden, herkes kendi cephesinden, bu demokratikleşme adı buysa bize göre böyle, bunu sürdürecek. Benim gördüğüm bu. Yeniden Refah Partisi de artık kendisi olmak istiyor. Onlar da bir alternatif olmak istiyorlar. Alternatif, eğer sürekli birine oy verin derseniz alternatif olamazsınız yani. Ki bugün mesela Yeniden Refah'ın o toplantısında ben tabandaki heyecanı gördüm. Yani aynı şey DEM tabanı içinde geçerli. Kesinlikle oraya geleceğiz. Yani kesinlikle öyle bir şey var yani. Taban partisinin aday çıkarmasını ve kendi logosunu kazansın kazanmasın. Galiba öyle bir şey psikoloji gelmiş her partinin kendi tabanına. Bakın şeyde bile çok özür dilerim. Bu son seçimlerde bile hiç ummadığınız yerlerde Milliyetçi Hareket Partisi kendi adaylarıyla çıktı. Evet. Yani diyorsunuz ki ne gereği var zaten hani. Buna gerek yok ama orada da onların seçmeninde yani biz Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilleriyle yani mecliste karşılaşıyorduk, görüşüyorduk ve soruyorduk da bunu yani. Onlar da şunu diyordu, bizim seçmenimiz o logomuzu görmek istiyor. Yani bu evet, böyle bir durum var yani. Siz ne dersiniz Figen Hanım, 10 yarışlı bir İstanbul seçimi? Aslında şöyle genel baktığımızda nasıl bir tablo görüyoruz ben onu düşünüyorum. Bu bütün partiler birbirinin içinden çıkmış partiler. Yani hiçbir müstakil hareket görmüyoruz. Yani DEM zaten durduğu yerde duruyor. Diğerleri de işte MHP, AKP, CHP oradan üreyen partiler.
Şimdi Türkiye'nin tablosuna baktığımız zaman çok zor yıllardan geçiyoruz. Gittikçe zorlaşan zamanlardan geçiyoruz. Bunu hep biliyoruz işte, gençlerin durumu, enflasyon, emekliler, yani hukuksuzluk. İşte Ebrar sitesinde beraat etti herkes. Hakim bağırdı, çağırdı. Milli yargı fetvacılar için işte Türkiye hukuk devleti falan. Yani korkunç bir dönemden geçiyor. Cezaevleri adaletsizliklerle iniyor falan. Şimdi böylesi bir dönemde ne yükseliyor biz görüyoruz. Yani marjinal bir şekilde İslamcılık ve milliyetçilik yükseliyor. O zaman şuna gelip bakmamız lazım. Ve partilerin içinden partiler çıkıyor. Demek ki merkezde siyaset yapıyorum iddiasındaki herkesin, partilerin ayıbıdır bu. Merkezde siyaset yapabilen hiçbir parti yok. Türkiye'de insanı kavrayan, insanın dertlerini kavrayan parti kalmamış. O yüzden kendi içindeki yapılar da ayrılıyor. Ayrıldığı zaman da o partinin tabanı dediğiniz, siz tabanı kullanınca şimdi yeniden refahın tabanı neredeydi? AK Parti'deydi. AK Parti neredeydi? Hepsi şimdi Erbakan'ın, Erbakan onların hocası, doktrinlerin sahibi, adil düzen, real ekonomi vesaire gibi. O zaman bu insan yani kapsayan o ilkeli ilk 2001'deki AK Parti bugün böyle bir sürü yavrusu, Saadet, Refah, Yeniden Refah, Deva, Gelecek. Bakar mısınız? Şimdi tam tersine iyileşip yani daha çok demokratik haklar, daha çok insan hakları, daha çok dünyalı bir Türkiye yerine daha böyle tabii ki siyasetin konforu, vazgeçilmez koltuklar, oralardan kalkamama vesaire. Beni böyle gösterdiniz de. Sizin öyle bir esprimiz olduğu için şey yaptım, yoksa siz biliyorum. Yanlış anlamayın tabii ki. Yani demem o ki genel çıtada baktığımızda bu merkezde siyaset yapıyorum iddiasındaki partilerin ayıbı ve yeni bir anlayış doğuramıyor ve taban, öfkeli taban öfkesini akıtmak için, kendince intikam almak için, belki kendince ders vermek, fatura kesmek için daha marjinal tabanlara gidiyor. İşte anketlerde bugün mesela İYİ Parti eriyor ama zafer yükseliyor. İşte Yeniden Refah bence akıllı bir strateji yürütüyor. Tercihi o yönde vesaire. Benim ilk bakışım öyle ama parti nezdinde konuşacağız tabii. Evet, şimdi konuşacağız. Şimdi biraz meseleleri genel değerlendirmeden biraz kılcal damarlarına taşımak istiyorum. Mesela önce bu saatte DEM Parti'yi konuşmak isterim. Çünkü DEM Parti malum bana şöyle geliyor. Şimdi biz Mayıs seçimlerinde 3-6 Mart'ta ne oldu? Bunu konuştuk değil mi aylarca? Bana öyle geliyor ki önümüzdeki dönemde de o 18 günde Başak Demirtaş'ın adaylığıyla geri çekmesi arasında ne oldu? Bunu konuşacağız. Çünkü olayı çok kısaca bir özetlemek istiyorum. 7 yıldır hiçbir açıklama yapmayan Leyla Zana açıklama yaptı. Çözüm sürecine atıf yapıp Erdoğan'ı adres gösterdi. Birkaç saat sonra Başak Demirtaş eşini ziyaret ettikten sonra